Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. İki uçak düşünün. iki savaş uçağı. Yaklaşık 25 bin fit irtifada kol uçuşundalar. Bir anda patlama sesleri geliyor. Pilotlar yerden kendilerine füze atıldığını anlıyorlar. Ama tam o sırada uçaklardan biriyle irtibat kesiliyor. Gelin sizi 1976 yılında Türkiye Sovyetler Birliği sınırına, Iğdır yakınlarına götüreyim. Havadaki uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 RF-5 keşif uçağı ve yerden füze atanlar ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Barış Harekatı'nın üzerinden neredeyse 2 yıl geçmişti. Tarihler 24 Ağustos 1976'yı gösteriyordu. Diyarbakır'da 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda 184. Filoya ait 2 RF-5 bir tatbikat görevi için son hazırlıklarını yapıyordu. RF-5'ler o yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki iki farklı keşif uçağından biriydi. Birinci uçak daha eski teknolojiye sahip RF-84F'ti. İkinci uçak ise F5'in keşif modeli olan RF5'ti. Türk Hava Kuvvetlerinde uzun yıllardır 8. Anacetüs Komutanlığındaki 184. Filo keşif görevlerini RF5 uçaklarıyla gerçekleştirmekteydi. RF5'in en önemli farkı burnunda taşıdığı kamera sistemiydi. O günkü tatbikat için hedef uçaklar belirlenmişti. İki RF5 uçağı Diyarbakır'dan sabah saatlerine kalkacak Doğu Anadolu taraflarında bir seyri sefer görevi yaparak havadaki hedef uçağı bulacaklardı. 2RF-5 ile Üsteğmen Sahir Beceren ve Üsteğmen Hikmet Boatır Diyarbakır'dan saat 09.12'de havalandı. Uşa gelen uçaklar görevlerini araya dönerek sürdürdüler. Ancak planlanan rota teknik sorunlar nedeniyle takip edilemedi. Saat 09.55'i gösterirken Türkiye-Rusya sınırında uçaklara füze atıldı. İki uçak patlamalarla sarsıldı. Hemen birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ancak üsteğmen Sahir Beceren uçağın kontrolünü kaybetmişti. Kendi ifadesiyle kumandalar boşalmıştı ve uçak kumanda alınıyordu. Aynı zamanda da kokpitteki bütün ikaz lambaları yanmaya başlamıştı. RF-5 giderek irtifa kaybediyordu yapılacak tek şey vardı. O da atlamak. Diğer pilotun atla talimatıyla fırlatma koltuğu ile sahir beceren uçağı terk etti. RF-5 Iğdır'ın 7 kilometre güneyinde düştü ve tamamen hasara uğradı. Üsteğmen sahir beceren yakınlarındaki köye emniyette indi. Sağlık durumu iyiydi. Bu sırada havada tek başına kalan Üsteğmen Boğatır hemen durumu bölgedeki radara bildirdi ve Diyarbakır'a dönerek uçağını indirdi. Hemen bölgeye fırlatma koltuğuyla uçağını terk eden Üsteğmen Sahir Becer'ini bulmak üzere bir helikopter ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kısa sürede pilota ulaşıldı ve ardından Üsteğmen Beceren hastaneye kontrol için götürüldü. Bu arada kaza kırım ekipleri de konuyla ilgili araştırmalarına başlamışlardı. Yapılan araştırmada uçağın enkazının yaklaşık 7 kilometre ilerisinde sınıra yakın bölgede 4 Sovyet hava savunma füzesinin enkazına rastlandı. Yani uçaklara 4 füze atılmıştı. Bu durum pilotların verdiği bilgiyle de örtüşüyordu. Atılan füzelerden 3'ü uçağın çok yakınında patlayarak şarapnel parçalarıyla RF-5'e zarar vermişti. Zaten üste dönen diğer pilotun uçağında da yapılan incelemede çeşitli şarapnel parçalarının gövde ve kanada vurduğunu, burada hasara neden olduğu tespit edilmişti. Kaza kırım uzmanlarının yaptığı incelemede Türk RF-5 uçaklarının sınırı yaklaşık 1 ila 1,5 kilometre ihlal ettikleri belirlendi. Bu konuyla ilgili Sovyetler Birliği'ne bilgi verildi ve bu bilgilerin Sovyetler Birliği tarafından teyit edilmesi istendi. Ama Sovyetler Birliği herhangi bir karşılık vermedi bu girişime. Bu olay 1958'de İncirlik'ten kalktıktan sonra sınır ihlali yapıp düşürülen Amerikan C-30 sinyal istihbaratı uçağının hikayesinde hatırlatmaktaydı. O uçakta Ermenistan'da sınır ihlali yapmış ve Sovyet savaş uçaklarının atışı ile düşürülmüştü. Türkiye gerek NATO nezdinde gerekse kendi girişimleriyle bu olayın peşini bırakmadı ama Sovyetler Birliği o dönem uyarı atışsız uçağımızı düşürmesi nedeniyle herhangi bir tazminat, ödemekten kaçındı. Ne yazık ki soğuk savaş yıllarında bu tür olaylar sık sık meydana gelmekteydi. Gerek elektronik karıştırma nedeniyle seri sefer cihazları emniyetle çalışmamaktaydı ve zaman zaman kaybolan savaş uçaklarının yanı sıra çeşitli havayolu uçakları da Sovyetler Birliği tarafından ikaz edilmeden düşürülmüştü. Bu olayda da benzeri bir durum yaşanmıştı. Yıllar sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'nın bir Sukhoi Su-24 uçağı Suriye'de yaptığı operasyonda ısrarla Türk hava sahasına girip çıkacaktı. Türkiye defalarca uçağı uyardıktan sonra bölgedeki F-16'ları uçağın yanına sevk etti ve F-16'larımızdan atılan füze ile Su-24 düşürüldü. Bu olay Türkiye ve Rusya arasında çok ciddi bir krize neden olacaktı. Normalde bu tür sınır ihlallerinde öncelikli yapılması gereken şey uçağın telsiz mesajı ile uyarılması. Havada ister sivil ister askeri uçaklar olsun, normal konuştukları telsiz frekanslarının yanı sıra acil durum kanalları da sürekli açıktır ve buradan gelecek çağrılar sürekli dinlenir. Bu kanal üzerinden Rus uçağı defalarca İngilizce olarak uyarıldı ama Rus pilotları buna pek kulak asmadılar. Ve defalarca yapılan uyarının arkasından bölgeye sevk edilen F-16'larımız Su-24'ü vurdu. Ama biraz önce de belirttiğim gibi bu olay Rusya ve Türkiye arasında çok ciddi bir diplomatik krizi de yanında getirdi. 1976'da olayın kahramanlarından biri de o dönem Üsteğmen rütbesinde olan 1970 Havar Bokulu mezunu Üsteğmen Sahir Beceren'di. Yıllar sonra 1988 yılına geldiğimizde kurmay binbaşı rütbesindeki sahir beceren Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda görev yapmaktaydı. Tarihler 26 Ocak 1988'i gösterirken binbaşı sahir beceren ve üsteğmen Ümit Ortaç bir eğitim uçuşuna çıktılar. Kullandıkları uçak F-104'ün eğitim modeli olan TF-104'tü. Uçuşun sonrasında üsse iniş için gelirken çok alçak irtifada bir motor arızası yaşadılar ve ne yazık ki atlamaya fırsat kalmadan üstün çok yakınlarındaki bir köye yakın bir alana TF-104 düştü. Kazada binbaşı sahir beceren ve üstteğmen Ümit Ortaç şehit oldu. Şehit binbaşı sahir beceren daha sonra yapılan askeri törende Ankara Ceveci Mezarlığı'na defnedildi. Sizlere 44 yıl önce yaşanan ilginç bir olayı anlatmaya çalıştım. Bize lütfen sorularınızı yorum yazarak veya info at adresine mail yollarak iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin ve bildirimlerinizi açın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni ve farklı bir konuda sizlerle birlikte olmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.